Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere MediaMark Bakırköy Marmara Forum mağazasından sesleniyoruz. Peki bugün hangi konuyu ele alıyoruz arkadaşlar bu videoda? Yedekleme nasıl yapılır ve yedekleme için bizim hangi türde depolama çözümleri kullanacağımızı bu videoda sizlere anlatacağız arkadaşlar. Şimdi hemen yanımızda görüyorsunuz çeşit çeşit böyle diskler, işte harici olanları veya küçük olanları, büyük olanları, 3.5 işlediğimiz daha büyükleri, 2.5 işlediğimiz daha küçüklerini burada şu anda görüyorsunuz. Biz peki yedekleme için hangisini kullanmalıyız? Şimdi öncelikle şuna karar vermemiz gerekiyor. Daha doğrusu şunu ölçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar yedeğimiz var? Yani yedeklemek istediğimiz, bir kenara koymak istediğimiz ve yarın öbür gün ihtiyacımız olduğunda o dokümanlara ulaşmak istediğimiz dokümanların boyutunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Yani 1 terabayt mı, 5 terabayt mı, 3 gigabayt mı, 5 gigabayt mı? Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Bunu bildikten sonra depolama cihazını tercih ederken hangi kapasitede almamız gerektiğini karar vermiş oluyoruz aslında. Günümüzde zaten baktığımızda arkadaşlar minimum depolama cihazlarının büyüklüğü, en azından harici diskler için söyleyebilirim bunu, 512 GB'dan başlıyor. Yani 1 TB, 2 TB, 3 TB artık standart bir depolama alanı haline gelmiş durumda. Farklı farklı çözümler var. SSD çözümleri var. Bir de hard disk çözümleri dediğimiz sabit disk çözümleri var. Şimdi aralarındaki fark nedir diye belki soracak olursunuz. Aslında kapasite anlamında, yani 1 TB'lik bir SSD ile 1 TB'lik sabit disk arasında kapasite anlamında bir fark yok. İkisi de 1 TB. Burada hemfikiriz. Ancak SSD'nin önemli bir farkı bulunuyor arkadaşlar. SSD cihazları veri aktarımı konusunda sabit disklere göre çok daha hızlılar. Sebebi ise şu, aslında çok bilinen bir bilgi bu arkadaşlar. Üzerlerinde bir kafa olmadığı için, bir mekanik bir sistem olmadığı için SSD cihazlarımızı aynen USB belleklere benzetebiliriz. Bu yüzden çok hızlı veri transferi yapılabiliyor SSD cihazlarla. Ancak SSD'nin tabii ki sabit disklere göre de şöyle bir farkı var arkadaşlar. Fiyat anlamında gigabayt başına harcayacağınız para SSD cihazlarda daha fazla. Peki hangisini tercih edeceğiz? Belki aklınıza bu soru geliyordur. Diyelim ki 512 GB'lık bir SSD mi yoksa 512 GB'lık bir sabit disk çözümü mü? Harici olanlardan bahsedeyim tabi bu arada. Aslında burada birazcık ne kadar zamana ihtiyacınız olduğu bu kararı belirliyor. Çünkü aynı boyutlardaki bu SSD ve sabit disklerin fiyatları neredeyse iki katına yakın. Yani 100 birim alacağınız bir sabit diski SSD olarak almak istediğiniz zaman 200 birim harcamanız gerekiyor. Ancak onların da kopyalama hızı sabit disklerden çok daha iyi SSD'lerin. Burada eğer ben gün içinde çok fazla veri aktarmam gerekiyor ve çok hıza ihtiyacım var diyorsanız, örneğin bir video işi yapıyorsanız tabii ki SSD almanız gerekiyor. Çünkü neden? O dosyaları hızlıca aktarmanız gerekiyor ve o hız sizin için çok önemliyse burada ekonomi tarafını göz ardı edebiliyorsunuz. Eğer benim acelem yok, ben dokümanlarımı koyacağım, ayda bir bakarım, yılda bir bakarım diyorsanız o zaman büyük kapasiteli bir sabit disk almanız daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Yani burada aslında hangi tercihi yapacağınız bir zaman önemli. Eğer aceleniz varsa ve ben çok büyük miktarlarda veri aktaracağım ve sürekli yapacağım bunu diyorsunuz, SSD çözümlerine yönelmeniz daha iyidir yedekleme anlamında. Ama eğer benim zamanım önemli değil, ben yavaş yavaş kopyalarım, acelem yok, her gün de veri aktarmayacağım, çok da önemli değil diyorsanız tabii ki sabit disk çözümlerini önerebiliriz. Son olarak da şundan da bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Yedekleme, evet, fiziksel ortamlara yapılabildiği gibi cloud dediğimiz, yani bulut çözümlerle de yedekleme yapabilirsiniz. Bizim önerimiz hem fiziksel yedekleme hem de bulut yedeklemeyi beraber kullanmanız yönünde olacaktır. Özellikle büyük boyutlu dokümanları fiziksel yedekleme yaparken daha küçük dokümanları ve taşıması daha kolay olan şeyleri belki bulutta yedekleyip ihtiyacınız olduğu zaman oradan almakta bir çözüm olacaktır. Ama her halükarda ve mutlaka mutlaka fiziksel bir depolama, yani şu arkadaşlardan bir tane edinmenizi şiddetle öneriyoruz arkadaşlar. Çünkü veriler gittikten sonra geri kazanılması, geri döndürülmesi ne yazık ki her zaman mümkün olmayabiliyor. Ve çoğu zaman da verilerimiz kaybolduktan sonra bir daha geri alamıyoruz arkadaşlar. Ki özellikle şöyle düşünün, burada veriden kastettiğimiz şey ne, belki o aklınıza geliyordur. Çocuğunuzun fotoğrafları, annenizin fotoğrafları, babanızın fotoğrafları, eşinizin fotoğrafları, sevdiğiniz insanların fotoğrafları ya da çektiğiniz diğer fotoğraflar, videolar, diğer içeriklerin hepsinden aslında veri olarak bahsediyoruz. Ve bunlar
gittikten sonra, silindikten sonra, kaybettikten sonra geri getirmesi de gerçekten ve gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu yüzden yedekleme konusuna özellikle önem vermenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere yedekleme konusunda bilgi vermeye çalıştık. SSD'den tutun da sabit diske kadar yedekleme yapabileceğiniz birçok farklı fiziksel medya var. Ama bunun yanı sıra siz her ihtimale karşı bulut yedeklemeyi de bu seçenekler arasına almayı unutmayın. Yedekleme konusuyla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.